kendiniz etmek efendim inşallah. Efendimiz arasınız için hazırım, bilgilerinizi elde ediyorum ümmetimize inşallah. İnşallah Berhan. O zaman başlayabiliriz anahtarlar nesmedersen. Hemen geçerim inşallah efendim. İnşallah. Allah razı olsun. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde, bir eski sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra davranış biçimleri konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Meher inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü davranış biçimleri konulu bu eşsiz ve yeni sohbetimize saadetli muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah. Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzümünlâhimineşşeytanirracim. Allahü Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Na'budu ve İyyâke Nesta'in. İhtinas sıratel müstakim, sıratel lezîne en'amte aleyhim, gayrül magdûbi aleyhim ve lezzâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Yüce Rabbimiz bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha sizlerle bir zikir sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Öyleyse bu zikir sohbetimizin konusu davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvufu yaşayanlarsınız. En azından yaşamak için buradasınız. Yani Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için buradasınız. Öyleyse bu dergâhta sizler ahlak kazanacaksınız. Davranış biçimlerinin Allah'ın emrettiği istikamette gelişmesi için gayretlerin sahibi olacaksınız. Allah sizden ne istiyor? Allah sizden cemaat halindeki yaşantınızın, bir toplum oluşunuzun en güzel tatbikatını istiyor. Sahabenin tatbikatını, Osmanlı'nın yükselme dönemindeki tatbikatını, ki ikisi de aynı tatbikattır. Öyleyse insanlar nefslerine tabi olursa ne olur? İnsanlar nefslerine tabi olursa her afet kişiyi başka bir tarafa çeker ve her açıdan Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişi işlemeye başlar. Toplu halde yaşadığınıza göre bu beraberlikte her sohbet anlatımında bir aradasınız. Bu beraberlikte sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmek durumundasınız. Eğer kardeşlerinizin size göre yanlış sayılan davranışları varsa bu davranışları başkalarına anlatmayacaksınız. O zaman yaptığınız şeyin adı dedikodu olur. Ve Allah-u Teala bunu hiçbir zaman tasvip etmez. Hele belki farkına bile varmadan o kişinin yapmış olduklarına siz de bir şeyler ilave ediyorsanız o zaman bunun adı dedikodudan öteye gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes hata yapabilir. Eğer kardeşlerinizde de hata
hata yapanlar var ise, bu hata yapanların kendisiyle bu konuyu konuşmalısınız. Hem de onlara haddini bildirmek için değil, ondan taraf olarak bu hatayı bir defa daha yapmaması için ona yardımcı olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın dizayn ettiği her şey en güzeldir. Sizi de en güzel şekilde yaratmış ve dizayn etmiş. Eşit şartlarla kulvara ulaştırmış. Eşit şartlar. Nefsinizde %100 afetle, ruhunuzda %100 hasletle. İki tarafta birbirine eşit. Kötülüğe meyilli olan tarafınızla iyiliğe meyilli olan tarafınız başlangıçta birbirine %100 eşit. Siz bunu 200'de 200 iyiliğe yöneltmek için varsınız. Daimi zikir bunun içindir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmek ve yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirmek. O zaman ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğini korumakta devam edecektir. Nefsiniz de onun özelliklerine aynen sahip olacaktır. Yani nefsiniz de, afetlerle dolu olan nefsiniz de faziletlerle dolacak ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada eğer hepiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursanız ne olur? O zaman hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde onun negatif taraflarını başka birisine söylemezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Öyleyse hangi kardeşinizde bir yanlış davranış görmüşseniz bunu ya o kardeşinizle konuşacaksınız, onun aynı hatayı tekrar işlememesi için ona yardımcı olacaksınız. Hiçbiriniz başkalarının hatalarını onların başına kalkmak için orada değilsiniz. Hepiniz hata, hangi cepheden bir hataysa o hatanın sahibiyle bunu konuşmalısınız. Daha baştan vaziyetiniz güç. Başka birisinin hatasını söylemek kolay bir iş değildir. Bunu söylerken onu kırabilirsiniz. Allah-u Teala kırmadan yapmanızı istiyor. Unutmayın ki kardeşiniz de sizin gibi Allah'ın yolunda. Buraya o da
bu yolda olan herkes gibi arınmak için nefsinin afetlerini yok etmek, yerine ruhunun hasletlerini yerleştirmek için geldi. Güzel ahlakı kazanmak ve tamamlamak için geldi. Sevgili kardeşlerim, eğer zayıfsanız, nefsinizin afetlerine yenikseniz, o zaman başkalarını çekiştirerek, başkalarını diğer kardeşlerinize şikayet ederek kendinizi yüceltmeye çalışırsınız. Düşünebileceğiniz yüceltmenin en negatif netice vereni bu davranış biçimidir. Yücelmezsiniz, sadece küçülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir kardeşinizi bir başka kardeşinize çekiştiriyorsanız, işte şurada da şöyle yaptı, burada da böyle yaptı, bunlar yanlış değil mi diye karşı tarafı da, yani söylediğiniz kişiyi de kendi tarafınıza almaya çalışıyorsanız, iki yanlışa birden düştünüz demektir. Bir, başkasını haklı da olsanız zemmetme yetkiniz yok. Kim olursanız olun. Yani başkalarına onun hatalarını söyleme yetkiniz yok. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, hatayı gördüğünüz zaman başkalarına söylemeyin, örtün diyor. Başkasına söylemek zayıflık işaretidir, zaaf işaretidir. İnsanların hatalarını arayıp onların hatalarını başkalarına söylemek suretiyle doğruyu bilen birisi hüviyetine girmek nefsinizin en kötü afetlerinden birisidir. Oraya ulaşacağınızı neder? Bak, falancının hatasını da yakaladım. Ben bilirim, insanlar hata yaparlar. Peki, bilirsiniz de neden söylersiniz başkasının hatasını başkalarına? Bunun sizi yücelteceğini mi zannediyorsunuz? Bunun adı dedikodu değil mi sevgili kardeşlerim? Ne zaman dedikodu yaparsanız, o dedikoduyu yaptığınız kardeşiniz sizin için bu falanca hakkında bunları rahat rahat bana söyleyebildiğine göre çok kuvvetli bir ihtimalle benim için de başkalarına benzer şeyleri söyleyebilecektir. Aman ben buna fazla yaklaşmayayım diye düşünmezler mi? Evvela başkasını birisine çekiştiriyorsunuz. Şimdi birinci sualim size. Ne kazanırsınız? Diyelim ki karşı tarafta sizin gibi aynı standartlarda çalışan, kafası aynı standartlarda çalışan birisi. Yani tasavvufun dışında olup da kendisine hiç tasavvufi bilgi verilmemiş olan bir kişi ne yapar? İnsanların en çok sevdikleri şey dedikodudur. İnsanlar bir araya gelirler, başlarlar insanları çekiştirmeye. Falanca şöyle bir yanlış yaptı, feşbeken bunu da yaptı. Bu da yapılır mı yani? Bunu yapmak ne kazandırır size? Kaybetmenin dışında neniz olur? Evvela başkasını çekiştirdiğiniz sürece Allah'ın zamanını siz çalmış olursunuz. Kötüye kullandığınız için çalmış olursunuz. Bir. İkincisi, kime söylüyorsanız onu da meşgul ettiğiniz için onun da zamanı sizin sebebinizde Allah'ın hayrından çalınmıştır.
zamanı negatif istikamette kullanmaya başladınız. Size derecat kaybettiren bir zaman parçası yaşıyorsunuz. Allah'ın katında küçülüyorsunuz. Kim kardeşini başkalarına kötülerse o Allah'ın emrine açık bir şekilde itaat etmemiştir. Allah'ın zamanını çalmanın, negatif istikameti kullanmanın ötesinde söylediği her söz sebebiyle devamlı bu kişi derecat kaybedecektir. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlakın sahibi olmak için buradasınız, unuttunuz mu? Öyleyse bu nasıl bir yaşantıdır ki siz rahat rahat başkalarını aranızda çekiştirebiliyorsunuz? Üstelik de bunu bizim duymamızdan da endişe ederek. Sevgili kardeşlerim, duyarsak ne olur? Duymaktan, bizim duymamızdan endişe edebildiğinize göre yaptığınız şeyin kötü bir nesne olduğundan, kötü bir şey olduğundan eminsiniz. Hatayı işleyeceksiniz. Şeytan sizi kullanacak. Başkasını çekiştireceksiniz. Ama bizim bilmememizi isteyeceksiniz. Hata üstüne hata yapıyorsunuz. Her zaman söyleriz ki bizim hakkımızda çok yanlış şeyler düşünüyorsunuz. İblis size, eğer o öğrenirse, o size kırılır, küser, sizi sözleriyle üzer. Gerçi onun üzmesi bir daha yapmamanız içindir. Ama gene de onun sözleriyle üzülürsünüz diye kandırır. Halbuki sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey ne biliyor musunuz? Ne zaman bir başkası hakkında dedikodu yaparsanız, o zaman siz bize ulaşın ve yaptığınız hatayı anlatın. Bundan ne kadar hüzün duyduğunuzu söyleyin. Şeytanın elinde bir oyuncak olduğunuzun farkına vardığınızı söyleyin. Biz sizi aşağılayıcı, küçültücü, size hakaret edici bir davranışın içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayacağız da. Bununla vazifeli değiliz. Biz sizin o hatayı bir daha yapmamanız için ne yapabiliriz diye Allah-u Teala'ya sorarız hep. Sevgili kardeşlerim, sadece sizler için varız. Tasavvuf bir sanat öğretimidir. Yaşam sanatı. Yaşamın hüviyet kazanabilmesi, onun mutlu bir hayat olmasına bağlıdır. İşte Allah-u Teala nasıl mutlu olacaksınız? Size bu sanatı öğretir. Bu sanatın adı tasavvuftur. Bir başka adıyla İslam'ı yaşamak. Bizi tanımadan evvel İslam'ı yaşamadığınız için buradasınız. Mutluluk sanatını öğrenmek için. Ama görüyorsunuz ki şeytan sizi peşine takmış, götürüyor. Bu anlattığım muhteva içerisinde en kötüsü ne biliyor musunuz?
gizlenmeye çalışmanız. Yaptığınız dedikoduların bize ulaşmasından endişe etmeniz. Neden? Sorun bakalım kendi kendinize. Neden endişe ediyorsunuz? Yaptığınız şeyin bir hata olduğunu, bizim buna kayıtsız kalmayacağımızı biliyorsunuz. Buraya kadar bir doğru düşüncedir, kayıtsız kalmamamız. Yanlışlık bundan sonra başlar. Zannedersiniz ki siz bir hata yaptığınız zaman bizim sizin üzerindeki sevgimiz azalır. Hayır, azalmaz. Sizi o sevgiye daha çok layık kılmak için sizinle konuşmak isteriz. Ki her yaptığınız olayın tahlilini beraberce yapalım. Nerelerde yanlışlık yaptınız? Aynı yanlışlığı bir daha yapmamak için nasıl davranmanız lazım? İşte bizim yaptığımız budur. Öyleyse şeytanın size oynadığı oyunu fark ediyor musunuz? Size başkaları hakkında konuşma yapmanız için devamlı tesir ediyor. Nefsinizin dedikodu konusundaki afetini devamlı kullanıyor. Ve o dedikoduyu yaptığınız zaman, başka birisini karaladığınız zaman bir kardeşinizin nezdinde onu da kendinize ortak yapmaya çalışırsınız. Çalışmazsanız ne olur? Çalışmazsanız haksız olursunuz. Bir haksızlık yapmış olursunuz. Onun için bir de kendinizi temize çıkarmak için onlara bir şeyler daha katmak zorunluluğunda hissedebilirsiniz kendinizi. Ve burada yalan devreye girer, dedikodu bir yanlış safının daha kötü karanlıklarına yuvarlanır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Herkes hata yapabilir. Bütün hatalar insanın o hatayı yaptıktan sonraki devresinde onun bir daha aynı hatayı yapması için bir ders hüviyetinde olmalıdır. Bir hata yapıp onun hüznünü başka birisine bir zarar verdiniz. Misal olarak ona verdiğiniz zararı idrak ettiğiniz zaman bunun hüznünü yaşamanız söz konusu olur. Eğer bundan üzüntü duymuşsanız, hüzün duymuşsanız o üzüntüyü bir daha yaşamak istemeyeceksiniz. O zaman bir ders almış olacaksınız aynı hatayı bir daha işlememek üzere. İşte bütün olaylar, size derecat kaybettiren bütün olaylar, eğer o duyduğunuz hüzün sebebiyle bir daha tekrarlanmaması konusunda sizi bir davranış biçimi doğrusuna götürüyorsa, o zaman imtihanı kazandınız. O olay sizin için yanlış bir olaydı, derecat kaybettiniz. Ama onu bir daha işlememek konusunda iradenizi devreye soktuğunuz andan itibaren kazanan siz oldunuz. Başardığınız sürece bu olay, buna benzer olaylar hep karşınıza çıkacaktır. Ama Allah-u Teala her seferinde iradenizin devreye girerek sizin zafere ulaşmanızı ister. Eğer o başlangıçta yaptığınız hata sizi doğrulara ulaştırıyorsa, o zaman bu sizin için hayra götürücü bir unsurdur.
her olay kendisinden ders aldığınız takdirde sizi daha güzele götürebilir. Ders almanızın ötesinde iradenizi aynı hatayı bir daha işlememek üzere devreye sokmanız halinde geçerlidir. Öyleyse biz hep sizi şöyle düşünüyoruz. Tasavvuf erbabı olduğunuz andan itibaren artık siz başkaları hakkında dedikodu yapmayı bitiren birisi olacaksınız. Olmalısınız. Eğer tasavvuf mensubu olduktan sonra bir tekamül kaydedemiyorsanız, hala huzursuz bir insansınız, hala sıkıntı içerisindeyseniz, bunların arkasında sadece yanlışlarınızın devam etmekte olduğunun farkında mısınız? Arkasında olan, hatalarınızın arkasında olan eski alışkanlıklarınızın devam etmesi ve sizin buna hiç aldırmamanız. Böyle de olabilir diye düşünmek gereğini bile duymadan seneler geçmesine rağmen gene de aynı hataları yapmaya devam etmeniz, başkaları hakkında dedikodu etmeniz. Evvela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki men dakka dukka, yani çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Yani siz başkasına ne yaparsanız ondan olmasa bile bir başka yerden onun karşılığını aynen geri alırsınız. Toplumun bileşik kapları usulü. Sizinle çevrenizdeki diğer insanlar arasında bir bileşik kaplar kanunu var. Sizden çevrenize ulaşan her yanlış davranış, çevrenizdeki birinden, o yanlışı yaptığınız, hakkında dedikodu yaptığınız kişiden değil, ama bir başka yerden mutlaka size eşit olarak geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Her davranış onun aksini kendisine çekecektir. Tıpkı manyetik alanlarda karşıt manyetik alanların birbirini çekmesi gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir muhteva kazanmak için buradasınız. Düzelmek için buradasınız. Hatalarınızı devam ettirmek için değil. Sorabilir miyim sevgili kardeşlerim sizlere? Hatalarınız nasıl oluyor da sizleri rahatsız etmiyor? O zaman neden tekamül edemediğinizin farkına varmıyor musunuz? Neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden Allah-u Teala bana da bir şeyler söylemiyor? Ben neden Allah-u Teala'yı işitemiyorum? Mürşidimi neden göremiyorum? Neden Allah'ın bana kalp gözüyle gösterdiği bir şeyler bende yok diye hiç düşünmediniz mi? İşte bu dikkat bile etmediğiniz, etmeye ihtiyaç görmediğiniz, belki yanlışlık olarak bile düşünmediğiniz sebeplerden bir tanesi de bu dedikodu illetiniz. Bu bir illet. Ruhunuza işlemiş. İç dünyanıza işlemiş. Ruhunuza işleyemez. Herkes ruhunuza işlemiş falan dediği için biz de bir benzer cümle kullandık ama yanlış bir cümle. Hayır, ruhunuza kötülük işlemez.
kötülük nefsinizin afetlerindedir sadece. Birçok kardeşimiz telefonu açıp soruyor. Acaba neden benim kalp gözüm açılmıyor? Bu benim söylediğim sadece bir tanesi. Bir dedikodu afeti. Bunun gibi ne kadar çok yanlışlarınız var. Eski hayatınızdan kendinizi alamıyorsunuz. Kötü alışkanlıklarınız, çirkin alışkanlıklarınızla savaş veremiyorsunuz. Tasavvuf, nefsinize karşı savaş vermenin Allah'ın katındaki adıdır. Siz bir cihat erisiniz. Nefsinize karşı, nefsinizin afetlerine karşı savaş vermekle mükellefsiniz. Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Nefsiyle cihat etsin. Nefsinin afetleriyle cihat etsin demek istiyor söylediği o. Bu dedikodu afetinin mensupları başlangıçta tabii hepinizsiniz. Tasavvufa girmeden evvel en çok uğraştığınız konu budur. Normal standartlar altında insanlar bir araya geldikleri zaman hep konu başkalarıdır. Başkalarını çekiştirip dururlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir küçücük afet gibi görünen bu dedikodu afetiniz. Size devamlı bir şeyler kaybettirir. Ve tutucu, bağlayıcı bir etkendir. Sizi şeytana ve nefsinizin afetlerinin karanlıklarına bağlayan bir bağdır. Düşmanlarınızı tanımıyorsunuz. Herkesin kalp gözü mevcuttur. Herkesin kalp kulağı mevcuttur. Herkes Allah'ın söylediklerini işitmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Herkes Allah'ın gösterdiklerini görmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Birincisi kalp kulağıdır, ikincisi de kalp gözüdür. Herkeste vardır bunlar. Ama açılmaz. Siz layık olmadıkça açılmaz. Söylediklerimize kulak vermedikçe açılmaz. Birçoklarınız için belki dedikodu vazgeçilmez bir şey. Hayatınızın bir parçası olmuş artık. Onunla beraber doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Tasavvufa girdikten sonra da onunla mücadele etmekten kaçıyorsunuz. Bu ise sizi Allah katında Allah'ın sevgilisi olmaktan
Böyle diyor. Sevgili kardeşlerim, hangi sözünüzle bir başkasını küçültüyorsanız, Allah'ın katında o kişi küçülmez. Siz küçülürsünüz. Belki zemettiğiniz kişi, hakkında kötü şeyler söylediğiniz kişi, o sizi dinleyen ve sizin fikrinize iştirak eden nezdinde küçülür. Nefslerin kibri, kendini büyük görme ihtiyacı dedikoduyla kendisine bir mercek kazanır. Doğru olmasa bile başkalarını çekiştirmek suretiyle şeytan insanları kendilerine olduklarından daha ötede göstermeye çalışır. Ki o insanlar bunu bir zevk olarak algılasınlar diye. Kendi karanlık dünyalarında bu dedikoduyla biraz daha yukarıda olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, hem şeytanın üzerinizdeki her türlü tesiri devam edecek, hem de Allah yolunda yüceleceksiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Yücelmek, afetlerinizin azalmasıyla mümkün olur. Başka bir alternatifiniz yok. Bunun için Allah Teala size zikri farz kılmış. Zikir, Allah Teala'nın ismini tekrar etmektir. Allah, 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 Allah diye. Bu tekrara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu tekrarla nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve salavat nurları girer. Tasavvuftasınız. Salavat nurları nefsinizin kalbinin içine Allah'ın yazdığı, tabi olduğunuz an yazdığı İman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte onların toplandığı yere ondan sonraki devrede kalbinize girecek olan karanlıklar nüfuz edemez. Orası işgal edilmiştir. Allah'ın faziletleri tarafından işgal edilmiştir ve faziletler yerlerini asla karanlıklara terk etmezler. Zikriniz çoğaldıkça nefsinizin kalbindeki nurlar artar, artar, artar. Arttıkça afetlerinizin üzerinizdeki tesir sahası da azalacaktır, azalacaktır ve azalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu bir sanattır, yücelme sanatı. Ama afetlerinizi devam ettirerek değil, afetlerinizi yok etmenizle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, kendinizi harcayanlardan olmayın. Tasavvufa girmişsiniz, yeni girmişsiniz veya 10 yıl evvel girmişsiniz, 20 yıl evvel girmişsiniz. Eğer tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsanız değişemezsiniz. O muhteşem olayları yaşayamazsınız. Tayyi mekan yapamazsınız. Kalp gözünüz açılmaz. Ve hep sorarsınız kendi kendinize ve bize, neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden ben tasavvufta ilerleyemiyorum?
Düşman ta içinizde olduğu için ona, yani şeytana her açıdan teslim olduğunuz için. Oysa ki olmanız lazım gelen neydi? Şeytandan kurtulup, şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'a kul olmak. Niçin Allah Teala şeytanın kulu diyor insanlara? Son derece basit bir sebep. Şeytanın kulu diyor. Çünkü insanların kalbi doğuşlarından itibaren afetlerle dolu %100. Ve şeytan bütün afetlere tesir etmek gibi, sadece afetlere tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Ama zor kullanamaz. Size zorla hakim olamaz. Sadece davet eder. Ustaca davetlerde bulunur. Siz de bu davete icabet edersiniz. Şeytan sizin hep başkaları hakkında dedikodu yapmanızı ister. Bazı insanlar bununla da kalmazlar. Öylesine hınç duyarlar ki bazı insanlara, onlar hakkında onların yapmadığı şeyleri de yapmış gibi göstererek başkalarına ifade ederler. Bir kısmı der ki, hamdolsun ki ben hiçbir zaman başkalarının yapmadığı bir şeyi onun üzerinde bir suçmuş gibi göstermedim bugüne kadar. Böyle düşünen insanlar dedikoduyu mübah görenlerdir. Yani ben dedikodu yaparım. Herkesin yaptığı yanlışları başkalarına söylerim. Bundan da zevk alırım. Ama o kişinin yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermem. Bununla kişi kendisini faziletli birisi zanneder. Oysa ki yaptığı şey dedikodu. Allah'ın yasak ettiği bir fiil. Başkasını çekiştiriyor, küçültüyor başkasının gözünde. Ama doğruyu söylüyormuş. Kendimden bir ilavem yok diyor. Bir defa anlatım bir kabiliyet meselesidir. Anlatırken kelimeleri seçersiniz. Seçtiğiniz kelimelerin o olayı %100 yansıttığını nereden biliyorsunuz? Hangi olay olursa olsun. Herkes olayın seyrini tamamlar, bakar olaya, görür. Herkese anlattırırsınız, herkes farklı bir cephesine dikkat etmiştir. Aynı olay anlatılmaktadır. Öyleyse doğruyu anlatıyorum zannederken de yanlışlıklar yapabilirsiniz. Ama konumuz bu değil. Bu ikinci sınıf bir konu. Birinci sınıf konu, başkalarını çekiştirmekten vazgeçmenizi istiyorum. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, Allah'ın size özel nimetler vermesini istiyorsanız, herkese vermediği, tasavvufun dışındaki insanlara vermediği nimetler vermesini istiyorsanız, o zaman tasavvufa girmeden evvelki bütün yanlışlarınızdan sıyrılmak mecburiyetindesiniz. Adım adım. İşte bunlardan bir tanesi de dedikodu. Canım, ben başkası hakkında konuşuyorum ama bunun ona ne zararı var ki? Aslına derseniz ona değil, size ne zararı var ki diye sorun ki biz size cevap verelim. Siz başkası hakkında çirkin şeyler söylediğiniz zaman evvela Allah'ın zamanını çalıyorsunuz. Pozitif istikamette kullanılması lazım gelen bir zaman parçası sizin derecat kaybetmeniz olayıyla devam ediyor. Yani negatif alemdesiniz o sırada, şeytanla birliktesiniz. Şeytanın ülkesinde nefsinizin afeti, şeytan ve işlediğiniz şer. Dedikodu bir şerdir. Elbette dedikoduya iştirak eden de aynı ölçüde buradan
negatif derecat kazanır. Başkasının dedikodusunu yapan iki insan ikisi de bu dedikoduyu birisi yaparken öteki dinlerken sonra sözü ikinci alır, o başlar söylemeye, onun da başka birisine karşı bir hıncı vardır. Hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Eğer birisinden hoşlanmıyorsanız, nefsiniz size hep onun hatalarını gösterir. Size karşı yaptığı yanlış davranışları gösterir. Oysa acaba siz ona karşı ne yaptınız da o size böyle kötü davranıyor diye düşünmek hiç aklınıza gelmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dedikoduya başladığınız andan itibaren dedikoduyu yapan da dinleyen de derecat kaybetmeye başlar. Şeytan ikisiyle de alay eder. İşte der, bunlar benim şu anda kölelerim. Benim istediğim istikametteler. Başka birini, birisi zem ediyor. Onun kötü davranışlarını diğerine açıklıyor. Diğeri de zevkle onu dinliyor. Sonra sıra ikinciye gelecek. O da ya aynı kişinin ya da bir başka kişinin gene bir takım negatif davranışlarını, yanlışlarını aktarmakla bir nevi intikam alacak şu veya bu şekilde kızdığı kişiden. Sevgili kardeşlerim, intikam nefsinizin bir afetidir. İntikamı alacak yerde bir kişiyi bir başkasına zem edecek yerde, o kişiyi Allah'a söyleseniz, ya Rabbi o şöyle 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 yaptı, ben bu konuda ne yapabilirim diye ona müracaat etsiniz, o zaman sadece kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmediğiniz gibi Allah sizinle meşgul olmaya başlar. Sizin iyiye gitmek üzere bir karar aldığınızı görmüştür. Karar iyiye giden bir karar mıdır? Elbette. Ne zaman başka bir insanı başkalarına çekiştirecek yerde Allah'a çekiştirseniz hiçbir suçunuz olmaz. Allah-u Teala bunu asla suç kabul etmez. Üstelik de hangi tabiri kullanırsanız kullanın, o kişi hakkında istediğiniz kadar iftira edin, istediğiniz kadar yanlış şeyler söyleyin, yalan söyleyin, Allah-u Teala bunların hiçbirinde sizi kınamaz, sizi çok sever. Ve yaptığınız şey bir suç değildir. Çünkü muhatabınız Allah'tır. Sizin doğruyu söylemediğinizi zaten bilmektedir. Söylediğim gibi fazladan o kişiyi kınıyorsanız Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerimizin yegane çözüm noktasıdır. O Allah'tır. Onunla mutluluğu yaşayacaksınız. Bir başkasına birisini çekiştirdiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Aynı şeyi Allah'a söylerseniz asla derecat kaybetmezsiniz. Diyelim ki birisi size gerçekten kötü davrandı. Ve onun kötü davranışından siz etkilendiniz negatif, çok üzüldünüz. Ve bunu paylaşacak olan birisine ihtiyaç duydunuz. Hemen gittiniz birisine, işte falanca bana böyle böyle haksız davranışlarda bulundu diyerek anlatmaya başladınız. Niçin bunu yapıyorsunuz? Bir taraftar bulmak için kendinize. O taraftarın kuvveti ne ki? O size kötülük yapmış olan, yanlış davranmış olan kişiye
ne yapabilir ki? Üstelik taraftar bulmuş olduğunuzu zannettiğiniz kişi size ya inanır ya da inanmaz. Eğer ikiniz de tanıyorsa inandırmanız biraz daha zayıflayacaktır. Çünkü siz dedikodu yapan birisiyseniz zayıf bir insansınız. Sizin de etrafınızdaki insanlara karşı davranışlarınızda büyük yanlışlıklar vardır ki bu yanlışlıklardan birisi başkalarını kınamak ve suçlamaktır. O dedikoduyu yaptığınız, taraftar olmasını istediğiniz, sizin fikirlerinize uymasını istediğiniz, inanmasını istediğiniz, sizden taraf olmasını istediğiniz kişi sizin problemlerinize çözüm getiremez. Çünkü problem iç dünyanızda. Ama ya Allah'a müracaat ederseniz Allah çözümü getirecektir. Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirirseniz bir süre sonra onunla konuşabildiğinizi göreceksiniz. O sizin öyle davranmanızı istiyor. Allah'a ulaşmanızı ve içinizi ona boşaltmanızı istiyor. Yetmez. Allah-u Teala şu kainattaki bütün problemlere çözüm getirebilecek olan kainatın sahibidir. Öyleyse bir taşla birçok kuş vurmak istiyorsanız her şeyinizi Allah'a ulaştırın. Öfkeniz var. Falanca kişiye içerlediniz. Size kötü davrandı. Hemen gidip başkalarına şikayet ediyorsunuz. O kişinin sizin düşüncelerinize iştirak etmesini istiyorsunuz. Daha kötüsü bunu yaparken eğer siz muhatap olduğunuz bir olaydan bahsediyorsanız, ucu size negatif olarak dokunan, sizi üzen bir olaydan bahsediyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir olayın sizin üzerinizdeki yükünü başkasına bunları anlatmakla hafifletemezsiniz. O yükü sizden alabilecek olan yegane güç Allah'tır. Ve hangi şartların içinde olursanız olun, başkasına olayları anlatırken karşı tarafı hakaretamiz sözlerle anarak bunu yaptığınız zaman bunu yapmakta zorlanacaksınız. Çünkü karşınızdaki kişi sizin o tarafa hakaret ettiğinizi gördüğünüz zaman nefsinize ne kadar zebun olan birisi olduğunuzu görecektir. O zaman sizin hakkınızdaki onun pozitif fikirleri yara alacaktır. Ama siz Allah-u Teala'yı anlatıyorsanız o dedikodu yapacağınız kişiyi, dedikoduyu Allah'la yapıyorsanız Allah için bu hiçbir şey manasına gelmez. Yani Allah-u Teala sizi kınamaz. Başka birisini Allah'a şikayet ediyorsunuz diye Allah-u Teala tarafından kınanmazsınız. Onu hangi dille, hangi kelimeleri kullanarak kınarsanız kınayın, Allah ise muhatabınız, Allah'a söylüyorsanız böyle yaptığınız için derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız Allah'tır ve ya Rabbi bu sıkıntıyı benim kalbimden al derseniz Allah Teala'nın o sıkıntıyı kalbinizden aldığını göreceksiniz. Ondan başka kimi anlatırsanız alın, anlatın. Kalbinizdeki sıkıntı beklediğiniz hüviyette azalmaz.
sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerinize çözüm getirebilecek olan kainatın en büyük problem halledicisidir. Çünkü size nasıl tesir edebiliyorsa, o hakkında şikayet yaptığınız kişiye de tesir etmek imkanının sahibidir Allah Teala. İsterse yapar. Sizin probleminize isterse çözüm getirir. Ama kendinize topladığınız taraftarlar başkalarını şikayet ederek, başkaları hakkında dedikodu yaparak, başkalarını çekiştirerek kendinize topladığınız taraftarlar size bir şey kazandıramazlar. Kliklere sebebiyet verirsiniz. Yani insan topluluklarına, falancayı çekemeyenler, ABC, feşmekeni çekemeyenler, DEF, bir başkasını çekemeyenler, başkaları. Sevgili kardeşlerim, iblis aranıza fesatlık tohumları atıyor. Kim birisini şikayet ederse, başkasına çekiştirirse, çok açık bir şekilde o bir taraftır. Çekiştirdiği kişinin o sırada karşısındadır. Ve kime çekiştiriyorsa onu da kendi tarafına alıp diğer kişiye karşı kılmak istiyor. Hedefi bu. Sevgili kardeşlerim, böyle yaptığınız zaman ne kadar çok cepheden yanlış yaptığınızı fark ediyor musunuz? Ne zaman bir başkasını kötülerseniz diğer bir kişiye, yapmak istediğiniz şey ayan beyan ortadadır. Siz o çekiştirdiğiniz, anlattığınız kişiyi kendi tarafınıza alıp zem ettiğiniz kişiye karşı olmasını istiyorsunuz. Açıkça taraf oluşturuyorsunuz. Birbirine düşman taraflar. İşte böyle başlıyor her şey. İblisin düşmanlık tohumlarını atması böyle başlıyor. Onun için tasavvufun dışında dedikodu, insanların normal gıdası gibidir. Adeta dedikodu yapmak, yapmayan insan yok gibidir. Ve insanlar bundan kuyruğunu tutmak derler. Buna falancının, feşmekenin kuyruğunu tutmaktan sıkıntı duymazlar. Belki de gizli gizli zevk alırlar. Falanca ne yapmış biliyor musunuz? Şunlar 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 olmuş diyen kişi diğerlerinin ilgisini çekmiştir. İlgi odağı haline gelmiştir. Hele biraz süslü püslü şeyler de söylemeyi becerebiliyorsa daha bir yağlı ballı olur anlattıkları. Ve bundan büyük haz duyar. Herkes kendisiyle meşguldür o sırada. Anlattıklarını can kulağıyla dinlemektedirler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın dedikoducuları can kulağıyla dinlemeyin. Ne zaman birisi başka birinin dedikodusunu yapıyorsa ona hissettirin dedikodudan hoşlanmadığınızı. Israr ederse Allah'ın emrinin bu olduğunu, her dedikodu yapan kişinin dedikodu yaptığı süreç içerisinde şeytanla işbirliği içinde olduğunu, Allah'tan mutlaka o sırada uzaklaştığını, Allah'ın ülkesinde değil, şeytanın ülkesinde yaşadığını. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala size bu dünyada hayat bahşettiğine göre sizi seviyor. Onun bu sevgisine layık olmaya çalışın. Ve dedikodu alıverilen bu afetten kurtulmaya çalışın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle dağılmış biçimleri konulu bir eşsiz ve yeni sohbetlerinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Erimehir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaten ise birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah. Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerinden muhabbet ve öperiz. Mutluluklar dileriz. Allah razı olsun.